Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Mart 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, bu ay geleceğe dair hedefleriniz ve kariyer konularınızda yeni adımlar atabilirsiniz. Vizyonunuzu geniş tutacağınız, bazı hayallerinizin peşinden gidebileceğiniz güçlü bir ay Mart ayı. Aya yeni ayla başlıyoruz. 2 Mart'ta 12 derece balık burcunda. 10. evinizde yeni ay doğuyor. Yeni olasılıklar gündemde. Üstelik Jüpiter de yeni ayla birleşiyor. Daha şanslısınız. Hangi alanda şanslısınız? Özellikle kariyer konularında şanslısınız. Hani bu dönemde yeni iş girişimleri, mesleki anlamda atacağınız yeni adımlar veya süregelen işlerinizi geliştirmeniz, büyütmeniz, bazı kariyer büyümeleri ya da kariyerde terfi almak gibi daha kısmetli gelişmelerle karşılaşmanız mümkün. O yüzden bu yeni ayda hedefinizi büyütebilirsiniz sevgili ikizler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Balık burcu yeni ayı sizin gibi değişken bir burç olduğu için en güçlü etkiyi alan burçlardansınız. O yüzden özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa daha kadersel, daha güçlü, daha değiştirici, yenilikçi bir yeni ay döngüsünde olduğunuzu söyleyebilirim. Evet, şimdi kariyeri düşünme zamanı. Kariyerde gelecekle ilgili toplumdaki statünüzü, duruşunuzu, görev tanımınızı etkileyecek bazı olasılıklar var. Yeni başlangıçlar tabii ki olabilir. Ve burada hayal ettiğiniz ya da işte neyse umudunuz geleceğe dair. Hani bunların peşinden koşabileceğiniz bir aydasınız. Çünkü güçlü bir Jüpiter desteği var. Ayın ortalarında Jüpiter'in Güneş'in Neptün'le birleşimi sizi biraz daha hayalci yapabilir. Hani bu dönem daha hayalci olacağınız için biraz gerçeklerden uzaklaşabilirsiniz. Özellikle ayın 13'ü, 14'ü, 15'i gibi. Yani bunu iyi yönetmek gerekiyor ama ayın ilk haftasındaki süreç, ayın 1'i ile 8'i arasındaki dönemde Jüpiter desteği iş ve kariyer konularında sizin için çok daha olumlu görünüyor, çok daha destekleyici adımlar atabilirsiniz. Mars'ın, Venüs'ün birlikte hareketi Oğlak Burcu'nda olacak ayın ilk günlerinde, ayın 6'sına kadar ve Plüto'yla da birleşecekler. Bu dönem biraz hani bu ay başında maddi konularda, parasal konularda çok güçlü baskılar hissedebilirsiniz üzerinizde. Bu bir para ihtiyacı olabilir, bir borç ödemesi olabilir veya hani özellikle iş hayatınızda bir iş kurulumu ya da bir ortaklıkta, bir hisseli paralar paylaşımı gibi alanlarda bazı güçlü etkiler, baskılar içerisinde olabilirsiniz. Ayın 6'sından sonra bu enerji değişiyor. Mars ve Venüs artık Oğlak'tan ayrılıp Kova burcuna geçecek. Bu sizi biraz daha rahatlatacak. Hani biraz daha enerjisel olarak daha bir özgür hissedeceksiniz kendinizi. En azından o maddi konulardaki baskılar da rahatlayabilir. Belki yeni ayın etkisiyle bir işle ilgili alanda bir adım atmanız ya da maddi konularda bazı olumlu gelişmelerin olması bu baskıları atmanızı üzerinizden rahatlamanızı da sağlayabilir. Artık ayın 6'sından sonra Venüs'ün Mars'ın 9. evinizde ilerliyor olması sizi daha özgür, daha belki yaratıcı, hani daha ufkunuzu geniş tutmanızı sağlayabilir. Biraz daha burada uzak hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Tabii ki teknolojiden yararlanmanız çalışmalarınızda, işte sosyal medya, internet alanlarında, dijital alanlardaki faaliyetler, buralarda belki reklam promosyon çalışmaları olabilir, bazı girişimleriniz olabilir, işle ilgili ya da eğitiminizle ilgili bazı seyahat planlarınız olabilir. Tüm bunları daha rahat hayata geçirebileceğiniz, planlayabileceğiniz bir döngünüzde başlıyor. Ayın 10'unda gezegeniniz Merkür Balık burcuna geçecek. Onundan sonra Merkür Balık burcunda sezgilerinizi arttıracaktır ama sizi daha idealist, daha vizyoner yapacaktır. Özellikle yine kariyer konularında bu Merkür etkisi iş konuları, kariyer konuları geleceğe dair hedeflerinizi öne çıkarırken zaman zaman güzel fikirler, yaratıcı fikirler üretmenizi de sağlayacak. Bunlar çok günlük hayatta pratik çözümler bulmanızı da sağlayabilir ya da üstlerle ilişkilerinizde birbirinizi anlamanız, empati yapmanız, kendinizi iyi ifade etmenizi de sağlayabilir. Hani burada anlaşılması gereken ya da çözüm aranan bazı sorunlar varsa hani bu anlayışı oluşturma konusunda daha rahatız. Özellikle 21 Şubat, 22 Şubat, 21 Mart, 22 Mart hani bu olasılıkları çok daha rahat değerlendirebiliriz. Ve ayın 18'inde Dolunay var. 27 derece Başak Burcu Dolunay'ı 4. evinizde olacak.
Ev, yuva, aile alanlarınız, aileyle ilgili, ebeveynlerle ilgili konuları özellikle vurguluyor. Tabii ki bir yuva kurma, evlilik gibi bir konu olabilir. Hani zaten ayın geneli kariyerimizi etkiliyor ama kariyer her zaman iş demek değildir. Bazen ilişkilerimiz, evlilikler, belki ayrılıklar, tüm bunlar hani bizi kariyer olarak etkiler, toplumdaki duruşumuzu, statümüzü etkiler. Bir yuva teması, evlilik gibi bir konunuz varsa, evet, bu dolunay burada bir dönüşüm getirebilir, bir hedefe ulaşma getirebilir. Bunun yanı sıra taşınma, yer değiştirme, ev alma, satma, gayrimenkul ya da evde iş, home office bir iş kurma, evinizde çalışma, hani buralarda bir düzen kurma gibi konular da devrede. Aile büyükleri, ebeveynleriniz, onların hayatının düzeni, onların sağlıkları, onlarla ilgili sorumluluklarınız, tüm bunlar da bu dolunayın kapsamında olabilir. Lütfen yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa bu dolunayın sizin için çok daha önemli olduğunu, çok daha etkili olabileceğini söyleyebiliriz. Dolunay zaten artı eksi 3 gün çok önemlidir. Ayın 15'i ile 25'i arasındaki dönem dolunay tesirleri hayatımızda çok daha güçlü olabilir. Evet, Mars Kova burcunda ilerliyor. Uranüs'le kare açısı ayın 22'si, 23'ü, 24'ü gibi. Bu birkaç gün Mars Uranüs karesi biraz sert bir etki verecek. Siz çok fazla zorlanan gruplardan değilsiniz ama bazı sürpriz durumlar getirebilir. İşte beklenmedik gelişmeler getirebilir. Özellikle işte elektrik arızaları, elektronik araçlardaki sorunlar, iletişimde problemler. Hani bunun hayatınıza özellikle teknolojik alanlarda, dijital alanlardaki çalışmalarınızda bazı sorunlar getirebilir. Bazı seyahat planlarınızda aksamalar getirebilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bireysel olarak sizinle çok ilgili olmasına gerek yok. Ayın 27'sinden itibaren ayın son günlerinde Venüs-Satürn kavuşumu yine 9. evinizde söz konusu olacak. Venüs ile Satürn'ün kavuşumu gerek ilişkilerde, gerek maddi konularda daha tutumlu, daha ciddi, daha kararlı olmamızı sağlayabilir. Ve her şeye biraz daha uzun vadeli bir bakış açısı da getirebilir. Hani bu tabii bazı yine yurt dışı konuları, uluslararası konular ya da eğitimle ilgili konularda hedeflerinizde daha gerçekçi bir bakış açısı size getirebilir. Bunun yanı sıra uzun vadeli, özellikle yine teknolojiyle ilgili atacağınız adımlarda veya üzerinde çalıştığınız projeleriniz varsa, hani buralarda da daha istikrarlı bazı adımlar atmanızı, güçlü yapılar kurmanızı destekleyebilir. Ayın son haftalarındaki, son günlerindeki etkiler özellikle bu alanda sizin de düşüncelerinizi, planlarınızı, hedeflerinizi önemli ölçüde etkileyebilir sevgili ikizler. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz.
Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.